سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولو عسيرا يعلم أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أمان أمتي من الغرق إذا ركب البحر أن يقول بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan ızam aleyhimü salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain, bil cümle ahirete itaat eden mü'mine mü'minat, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Emanu ümmeti, benim ümmetimin, her zaman söylüyoruz, bugünkü gayrimüslimler de, adı ne olursa olsun, Yahudi, Hristiyan, Ermeni, Rum, ne olursa olsun, tüm insanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetidir. İnni Rasulullah cemi'an, İnni Rasulullah ileyküm cemi'an, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i celle, ben hepinize peygamberim buyuruyor. Onun için kıyamete kadar da başka peygamber gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim eski, Allah'ın eski kitaplarını yürürlükten kaldırmış. Peygamberimiz öbür peygamberleri tasdik edici, sona erdirici mühürdür. Hatem-ül Nebiyyin Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Burada kast olunan ümmetimin güvence içinde olmasından kasıt icabet ümmeti. Ötekiler davet etmiş, kabul etmemişler. Davet ümmeti olmuşlar. Burada kasıt şimdi okuyacağım hadiste Peygamberimizin öğrettiği bize, yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlere, benim ümmetimin, icabet ümmetimin güven içinde olması. Neden? Minel garik, boğulmaktan. İza rakibul bahra, denizde gemiye bindiklerinde, deniz, rüzgar çıkabilir, fırtına kopabilir, gemi yaralı, bozulabilir. Evet, geçen gün birisi battı biliyorsunuz. Her zaman oluyor bu işler. Batmamak için gemiye bindiğinizde benim icabet ümmetim şunu söylesinler. Gemiye bindiklerinde en yekulu, şöyle söylemeleridir. Yani gemiye bindikleri, girdikleri anda yürürken şöyle söylemeleridir. Bismillahi mecreha ve mürsaha. Evet. Yürümesi de durması da Allah'ın ismiyledir. Her şeye kadir olan Allah bu gemiyi de yürütüyor, durdurur. Her şeyin onun elindedir. İnne Rabbi le gafurun rahim. Evet. Benim Rabbim affedicidir, merhametlidir. Hud suresi. Gemiye binince bunu söyleyeceksiniz. Bismillahi mecreha ve mursaha. İnne Rabbi le gafurun rahim. Bunu söylerseniz batmazsınız. Boğulmazsınız. Benim ümmetimin boğulmaktan garantisi
garanti belgesi, güvencesi, emanı böyle söylemektir. Bismillahi mecraha ve mursaha inne rabbi le gafurur rahim. Bu deniz gemisi. Bir de hava gemisi var. O da gemi. Onda da aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Otobüse bindiğiniz zaman, trene bindiğiniz zaman o gemi değil. Farkı var. Denize bindiğinizde, gemiye bindiğinizde, uçakta namaz geçmez. Namazın geçmesi için hiçbir mazeret yok. Onda da namaz kılacağız. Namaz vakti gelirse, namaz geçirmek olmadığından gemide de namaz kılacağız. Deniz gemisinde de, hava gemisinde de, uçakta da namaz kılacağız. Orada namaz kıldığınız zaman oturarak veya ayakta namaz kılabilirsiniz. Gemide. Denizde yürüyen gemi, havada yürüyen gemi, uçakta, oturarak veya ayakta. Ama limana bağlıysa organlarla, o zaman karaya bağlı o. O zaman ayakta kılmak zorundasınız. Farzları ayakta kılmak, kıyam biliyorsunuz Ramazan rükünlerindendir. Olmazsa olmaz şartlarındandır. Sünneti oturarak da kılabilirsiniz. Ama o zaman sağlamken sünneti oturarak kılarsanız kabul de %50 az verirler sevabı. İskontolu alırsınız. Fakat farzı mazeretiniz yokken oturarak kılmanız mümkün değil. Çünkü namazın farzlarından 12 farzı var. Biri kıyamdır. Mazeretin yoksa mutlaka ayakta. Mazeretin varsa, hastaysan, başın dönüyorsa vesaire vesaire veya işte otobüsteysen, gemideysen, o zaman gemideysen, deniz gemisinde, hava gemisinde oturarak veya ayakta kılma farzı, seçimli hakkın var. Neden? Gemi her zaman çalkalanmaz. Dalga varsa, fırtına varsa çalkalanır. Ama şu anda yok ama çıkabilir. Onun için sana bırakıyor. İster ayakta kıl, ister oturarak kıl diye. Fakat otobüs böyle değil. Otobüs her zaman aniden önüne bir araba çıkar, fren yapar adam. Viraj gelir, aniden sola döner, sağa döner. Ayakta olduğun zaman düşersin, başını yere vurursun. Beyin kanamasından gidersin. Otobüste namaz kılarken ayakta kılmak yasak. Tehlikeye kendini atmak çünkü. Allah da tehlikeyi bile bile kendinize atmayın buyuruyor. Otobüsteyken oturduğumuz yerden namaz kılacaksınız. Yalnız namaz kılarken mümkünse kıbleye, güneşin durumundan, şimdi zaten telefonlar var, her şey var. Oraya bakıyorsunuz, kıbleyi gösteriyor. Veya nerede olduğunuzu haritadan bilirsiniz, ona göre dönebildiğiniz ölçüde, gittiğiniz yere ulaşmadan öğle vakti çıkacaksa veya ikindi namazı çıkacaksa veya akşam namazı çıkacaksa, sizin bir mola vermeden, durmadan devamlı gidecek de namaz geçecekse, hemen yanınızdakine bakarsınız. Anlayışlı bir adamsa, müsaade et, sen 2 dakika ayakta dur, ben şurada oturan üstünde şey diyeyim, döneyim sağa sola dersiniz. Yok, adam öyle kabul edecek cinsten olmazsa bakarsınız. Anlaşılır zaten. O zaman durabildiğiniz yere durasınız. Kuzeye bile namaz dursanız geçerli. Çünkü la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Gücünüz yetmediğini Allah size teklif etmez buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Allah. Evet, bunlara bakacaksınız. Ama yarım saat sonra duracak, 1 saat sonra duracak, daha namazın vaktine de 2 saat var, bunlara gerek yok. Gittiğiniz mola yerinde kılacaksınız. Mola yerinde kılacaksınız. Bunları hep hesap edeceksin. Evet. Şimdi gemiye bindiğiniz zaman böyle Bismillahi mecreha ve mürsaha inne rabbi le gafurur rahim. Batmazsın diyor Peygamberimiz. Bunu söylersen batmazsın. Otobüse bindiğiniz zaman 3 tekbir alınır. 3 de tehlil. Bismillah ile binilir arabanıza, otobüse.
Ondan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Üç tekbir alınır. Üçte tehlil. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezî sahhara lenâ hâdâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Bu otobüse bindiğiniz zaman, trene bindiğiniz zaman Kur'an'da ayet. Allah'ım bize bu vasıtayı müsahhar kıldı. Bak, yaya gidecek olsak iki günde zor gideriz, üç günde. Bununla ne kadar çabuk gidiyoruz. Bizim emrimize verdi. Ayet-i Celil'de bu. Bunu okuyacaksınız. Bu da emandır. Bu da emandır. Bunu okuduk ama öldü adam. Şehit olur. Şehit ecri alır. Allah'a sığındı. Unutmadı. Gemiye bindi. Bunu okudu. Eğer ölürse şehit olur. Şehit sevabı olur. Bunu okumazsa kafir mi olur? Yok canım, öyle bir şey söylemiyoruz. Şu şeylerden, müjdelerden mahrum olur. Kendi haline ne kazancı varsa o. Ama bunlar söyledi mi şehit ecri alır. Zaten diyor, emniyettir diyor. Emniyettir. Eğer ölecek olursa o zaman o rütbeyi verir Cenab-ı Hak. Evet, şimdi bu biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam'ın ona emredilen duadır. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmış. Ve ancak 80 kişi inanmış. 950 senede uğraştı. Kur'an'da var. Gece tebligatta bulunmuş, gündüz tebligatta bulunmuş, toptan herkese topluca tebligatta bulunmuş, tek tek gitmiş konuşmuş. 950 senelik uğraştan sonra ancak 80 kişi inanmış. O zaman da Nuh Aleyhisselam gazaba gelmiş. 950 sene hakkı yok mu yahu? Bu da uğraştıktan sonra bunları batır ya Rabbi demiş. Yeryüzünde bir tane kafir bırakma demiş. Hepsini boğ suda. Peygamber ya. Onun duasını Allah hayır der mi? Onun üzerine Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Gemi yap demiş. Duan geçti. Bedduan geçti. Batıracağız herkesi. Sen gemi yap. Projesini o vermiş. Gemiyi yapmış. Ondan sonra gemiye binince de böyle söyle. Bismillahi mecrahe ve mürsahe. Benim şu bindiğim geminin durması da kalkması da Allah'ın izniyledir. Onun adıyla olur. Unutma Allah'a sığınmayı. Evet, bismillahi mecrahe ve mürsahe. Ona verilen emirdir. Dolayısıyla bir Kur'an'da var. Bizde de verilen emirdir. Efendimiz de söylüyor zaten. Gemiye bindiniz mi bunu söyleyin. Batmazsınız diyor. Batarsanız, ki gemide mesela bir beddualı var, Allah'ın gazap ettiği biri, yaşın yanında kuru da yanar değil mi? O zaman size hak etmediğiniz bir batma olduğu için, Allah'a da sığındığınız için şehitlik var. Otobüste de böyle. Sığınacaksınız Allah'a. Efendim, Nuh Aleyhisselam 10 Recep'te binmiş gemiye. 6 ay suda öyle yağmurlar yağmış ki, afetler olmuş ki, onun duası yeryüzüne bir tek kafir bırakma olduğuna göre genel herkes batmış. Gemiye bindirdiği müminlerden çoğalmış insanlar. Onun için Nuh Aleyhisselam'a ikinci Adem derler. İkinci Adem. Bu duaya göre Nuh Aleyhisselam sadece işte Orta Şark'ta peygamber. Orada, oraya mahsus bir peygamberliği var. Duası da oraya geçerlidir diyenler de var. Ama duaya göre genel, yeryüzünde diyor. Bu bölgede demiyor. Yeryüzünde adam bırakma dediğine göre bence genel, kafirlerin hepsi ölmüş. Ondan sonra bunları bulmuşlar efendim. Mezopotamya'da, şu Irak'ın olduğu yerde, Fırat ve Dicle arası, Mezopotamya diyorlar biliyorsunuz. 300 metre derinlikte hep dolmuş alüvyon toprakları, sellerin getirdiği toprakla dolmuş. O 300 metre derinlikte arkeologlar kazmışlar. O güne
ait kapkacak bulmuşlar. İnsanların yemek şeylerini bulmuşlar, çıkarmışlar. Yani olayları doğruluyor, doğruluyor. Evet, ben de bizim Kayseri'de, müzede oraya yazıyor yani. 2500 yıllık tabak diyor. Ve orada tabaktaki boyaya baktım, hiç bozulmamış. 2500 sene toprağın içinde kalmış. Demek ki eskiden teknoloji ileriymiş. Şimdiki boyalar en kalitelisi 10 sene zor gidiyor. 2500 sene hiç bozulmamış. Müzede duruyor. Ya biz çok övünüyoruz da hani bilgi çağındayız falan filan diye. Biraz fazla atıyoruz gibi geliyor bana. Bu kadar dayanıklı boya bile yapamamışız yani de. Adam yapmış. Ortada eseri var. Evet. Demek ki gemiye binerken bunu söyleyeceksiniz. Emandır. Emandır. Bismillahi mecreyha ve mürseha inne rabbi le gafurur rahim. Kalkması da durması da Rabbimin emriyle, izniyledir, adıyladır. Benim Rabbim affedicidir, merhametlidir. Birçok insanı affeder, merhamet eder, merhamet eder. Ahirette onları cehennemden kurtarır. Rahim o demek. Rahman dünyada herkese verir. Gavura da verir. Müslümana da verir. Yağmur yağdırmasa buğday arpa olmaz. Buğday arpa olmayınca ekmek olmaz. Sebze bitmeyince yemeklik olmaz. Ama Allah Rahman'dır. Gavura da veriyor, Müslümana da veriyor. Rahman. Rahim öbür tarafta gavurları cehenneme sokacak. Bize müminlere acıyacak Rahim. İmanı sebebiyle. Ya doğru cennete gönderecek, affedecek ya da cezasını çektikten sonra Rahim sıfatı orada. Böyle bilgiler var. Evet. Ve ma kadarullah hakka kadrihi. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmediler. Vel ardu cemian kabzatuhu yevmel kıyame. Yeryüzü hepsi Allah-u Zülcelal Hazretlerinin tasarrufundadır. Ve semavatü matviyyatun bi yemini. Semavat o gün Allah'ın elinde dürülmüş olacak. Sübhanehu ve Teala amma yüşrikün. O kafirlerin şirk koştuklarından yücedir. Onda noksanlık yoktur. Evet, bu hadisin şeyinde de sizden denize bindiğiniz zaman, gemiye bindiğiniz zaman boğulmaktan kurtulmanız için şöyle söylemeniz gerekir. Bismillahi mecreyha ve mürseha. İnne Rabbi le gafurur rahim. Dediniz mi boğulmazsınız. Ve ma kadrullah hakkı kadrihi. Bunu okudunuz mu boğulmazsınız.